Niye ben buraya geldim? Nasıl geldim? Periliçe durduk yerde beni niye affetti? Ay bu kıyafet ne böyle? Matem kıyafeti gibi. Saçlarımın rengi ne hale gelmiş. Yüzüm de kırışmış. Yavrum. Zeytinim. Zeytinim burada uyuyakalmışsın kızım. Hadi uyan. Uyan Zeytin. Efendim. Yavrum yatağına yat. Bak koltukta böyle üstün başın açık uyuyakalmışsın. Saat kaç? Daha erken çocuğum. Daha 8. Sen işe gitmeyecek misin? Niye gideyim? Ben emekli olmadım mı? Emekli mi? Ay ilahi Zeytin. Sen böyle tuhaf tuhaf kitaplar okuyorsun. Koltuk tepelerinde uyuyakalıyorsun. Ondan sonra bir türlü kafayı toparlayamıyorsun kızım. Galiba anne. Ben bir ayılıp geleyim mi ismi? Olamaz. Gerçekten 18 yaşındayım. Genç kız olmuşum. Ay ay Nevzi rahat dur. Ay 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 kolumcuğum. Ay Avni. Avni sabah olmuş. Aa. Vallahi mi? Vallahi. Aa. Kız keşke biraz uyusaydık. Yine uykusuz kaldık. Vallahi itiraf edeyim ben bir ara dalmışım yani. Ne? İyi boğulmadık ha yorganın altında havasızlıktan filan. Bu kim şimdi sabah sabah? Aa Efecan'dır Efecan. Ay. Erken geleceğim demişti. Dur. Ben kapıyı açarım sen giyin tamam mı? Ay tamam da yani Efecan da bir tuhaf yani. Bir hafta sonra... Ay yavaş tamam. Bir yeri kırılacak anneciğim dikkat et. Yani Ankara'dasın, ya gençsin, arkadaşların var. Gez, dolaş, eğlen değil mi? Ya her hafta sonu sabah gününe bize gelmek zorunda mısın canım? Hayır, öğlene doğru gelsen iyi olurdu yani. Sabah jimnastiği biterdi en az. Aman, uyuma zaten bu saatten sonra. Dur yavrum, dur. Şöyle bir sarılayım sana doya doya. Bir haftadır görüşemiyoruz. Ne haber baba? İyidir. Ne zaman indin? İşte bir saat oldu. Ancak geldim havalimanından. Aa iyi. O zaman sen otur. Ben Zeyno ablana söyleyeyim de kahvaltı hazırlasın sana. Baba zahmet etme. Ben öğrenci evinden alışayım ya. Yerim bir yumurta kırar. Olur mu oğlum? Olur mu öyle şey ya? Zeyno ablan hazırlar sana kahvaltıyı. Allah Allah. Bekle söylerim ben şimdi. Ha? Anneni aradın mı? Aradım baba ya. Zaten fırsat vermedi ki. 10 kere aradı beni. Oğlum anneni hala tanıyamadın mı ya? Annem mi? Tanıyamadın mı? Hayatım. Efecan'a kahvaltı hazırlar mısın? Ha, yemek için mi? Ha? Aman tabii hazırlarım canım, hazırlarım. Yalnız yumurta da yap olur mu? O Ankara'da hep kırarak yapıyormuş. Sen yumurtayı kırmadan yap, tamam mı? Tamam. Yani emredersiniz. Ay. Rica ederim efendim. Görüşürüz. Ay deli. Ay yani. Vallahi onu kırma, bunu kırma, yumurtayı kırma. Ay nasıl yaşanır böyle bilmiyorum. Thank you.
Nerede kaldın Perihan? Neredesin? Periliçem. Perihan. Bize ne oldu böyle? Ben hiçbir anlam veremiyorum Periliçem. Biri zamanı ileri almış olmalı. Sabah onda birdenbire böyle değişiverdim. Üstelik sihirli takvimim dünyada şu anda 2024 yılında olduğumuzu gösteriyor. Ben şatoda kitap okuyordum. Birdenbire Dudu'nun ağlayan sesiyle irkildim. Dudu'nun mu? Evet Periliçem. Dediğiniz gibi. Biri zamanı ileri almış, hem Dudu'nun cezası bitmiş, hem de şatoya dönmüş. Dudu şatoya mı dönmüş? Evet. Demek ki cezası erken bitmiş. O halde bu işin altında onun parmağı olmalı. Periliçem, hiç sanmıyorum. Hatta Dudu'nun masum olduğuna %1 milyon eminim. Çünkü Dudu şatoya geri döndüğünde Taci'den tek kalan hatıra bir fotoğrafı olmuş. Dudu'nun bu işle ilgisi yok, eminsin yani. Kesinlikle. Doğru ya, zaten öyle bir şey yapamaz. Cezası süresince sihir yapması mümkün değil. Peki acaba Ali? Ali olabilir mi ha? Ablasına kıyamayıp böyle bir işe kalkışmış olabilir mi? Yok Perilcem. Kesinlikle Ali böyle bir şey yapmaz. Peki o zaman bu işin aslını öğrenmek için herkesi teker teker incelememiz gerek. Periliçem, bunu Dudu'nun şatosunda yapsak. Çünkü çok perişan, ağlıyor, bizi bekliyor. Haklısın. Hemen Dudu'nun yanına gidelim. Hadi Perihan Peri. Tamam Periliçem. Aslında ama niye ben böyleyim? Nasıl bu hale geldim? Allah Allah. Gir. Merhaba kızım. Yavrum. Merhaba kızım, nasılsın yavrum? Ha? Merhaba baba. Bana niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun ki yavrum? Hiç baba. Sen söyle, ne diyecektin? Abinle ablanlar geldi. İçeride seni bekliyorlar. Gel istersen ha. Tamam baba, sen git, ben geliyorum. Ya ne oluyor ya? Babama ne olmuş? 60 yaşında gibi. Aa. Aa, nasıl yani? Aynada bir sorun yok. İyi bari, kilo almamışım da saçlarım gitmiş. Anne! Anne, neredesin? Çilek, kızım yatak odasındayım. Yanıma gelir misin hemen? Geleceğim ama beni gördüğün zaman çığlığı basma. Çünkü bana da tuhaf bir şeyler oldu. Sen bir gel de hemen. Kimin işi acaba bu? Çok kuvvetlidir bu yaşta. Günaydın.
gel kızım gel. Günaydın. Çilek, neden bize öyle bakıyorsun? Hiç. Geç uyandım ya. Ayılamadım. Hey, farkında mısın? Ben geldim. Hoş geldin. Çilek, neden öyle soğuk soğuk hoş geldin diyorsun? Barış gelir gelmez seni sordu. Ya. Gel bir sarılayım. Şu güzelliğe bakar mısın? Hiç değişmemişsin. Sen de. Kızım, bak al bak yeğenini sev de tatlı şey. Gel gel sev sev. Yeğenim mi? Gel gel gel. Aa Çilek, niye öyle tutuyorsun? Doğru düzgün tutsana. Bak abim görmesin, çok kızar. Canım. Ay, acıktı galiba. Tuğçe'cim gel sen bana gel. Ay canım benim. Oh tamam. Ay baksana da ya, ne tatlı. Canım. Sana bak ya. Çok tatlı maşallah. Bana bak ya. Ay ne alıyor. Abime de benziyor. Evet evet evet. Dudaklara bak, dudaklara. Çok tatlı maşallah maşallah. Gel gel. Geldim gel. Merhaba. Merhaba. Hatırladın mı beni? Hatırlamaz olur muyum? Kıyıdan balık tutma şampiyonu. Aynen. Bak hala namım yürüyor, görüyor musun Toprak? Evet. İyi atar mısınız? Atmaz olur muyum? Hala atıyorum. Bir mi iki mi? Bu sefer ben de tutacağım. İki olsun. Yani. Evet. He alayım büyüğü. Evet. Teşekkürler. Al kızım sen de. Hadi rastgele. Sağ ol. Çilek. Nerede kaldın kızım? Hadi hemen yanıma gel. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Ben bir yukarı bakıp geliyorum. Ay küçükken de böyleydi biliyor musun? Bir şey olunca hemen tuvalete kaçıyordu. Ay Allah ya. Alem çocuk bu. Alem çocuk. Babacığım, Çilek'in bir sıkıntısı mı var? Yok. Bir şey yok yani. Evet. Bana da biraz soğuk geldi. Yani o kadar yoldan geldik. Bir hoş geldiniz, nasıl geldiniz demek yok. Ya yani şimdi bak, o ta İzmir'de oturuyorsunuz ya siz. O da İstanbul'da oturup çalışmak istiyor, o yüzdendir yani. Ha bir de ya çok iyi iş bulmak istiyor, ona çabası sarf ediyor çocuk. Gel al. Gel bak sen de değil. Allah Allah. Anne, sen de zaman pek ilerlememiş. Sen kocaman olmuşsun. Fani yaşında 25-26 yaşındayım herhalde değil mi? Evet öyle pek de güzelleşmişsin. Bu kimin işi acaba? Ya bilmiyorum ama böyle zaman ileri alınca benim çok kafam karıştı. Bir de anne, abimin bebeği olmuş biliyor musun? Gördüm canım, aynadan hepsini izledim. Fakat abim ortalarda yok. Ve madem aynadan izledim, Barış'ı da görmüşsündür. Evet, Ceren de Barış'la evlenmiş. Ay ben de en az senin kadar şaşkınım Çilek. Ayrıca farkındaysan ben işsiz ve evde kalmış görünüyorum. Ama belki de evlenip boşanmış, sonra baba evine gelmişimdir. Ben, Peri ben. Hayatım, sakin ol. Bak bu gördüklerinin hiçbirine aldanma. Zaman her ne şekilde ileriye alınmış olursa olsun, bu gördüklerimiz zamanda sıçrama olmadan evvel yaşadıklarımızın geleceği. Yani o günlerde başka biriyle tanışmış olsaydık, bu gelecekteki olasılıkları değiştirebilirdi. Ben niye evde kaldım ya? Çilek, bırak şimdi bunları, boş ver. Bir an evvel gidip bu işi kimin yaptığını bulalım. İyi de evden nasıl gideceğiz? Hayatım, yerimize bizim gibi davranan kopyalarımızı bırakarak tabii. Ha. Hadi siz şimdi aşağı bakalım. Peki. Peki. Hadi gidiyoruz. Oh, oh, oh,
şu hale bakın. Taci ölmüş. Torunumun çocuğu olmuş. Hangi zalim zamanı bu kadar ileri sarar ki? Gel kuzucuğum, gel oturalım şuraya. Gel, gel canım. Gel. Otur canım, anne. Efendim kızım. Neredesiniz? Terasındayız anneanne. Sen ağlıyor musun? Sizi izledik Betüş, her şeyi biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Hadi gelin, bekliyoruz. Anneanne sen ağlıyor musun? Anne? Yoksa dedem. Anne. Babanın yanında piştin tabii. Usta oldun artık sen. Belki de balıklar beni seviyordur. Ha, senin için ölürüz mü diyorlar yani? Aa, üzüldüm şimdi. Ben bunları geri salayım o zaman. Olur mu kızım öyle şey? Ah, duygusal kızım benim ya. Bu kadar güzel balıklar tekrar atılır mı geri ya? Ama öyle bir laf ettin ki yemeğe kıyamadım. Kızım doğanın kanunu bu. Sen tutmasan bir başkası tutacak sonra. Özür dilerim. Balıklardan mı özür diledin sen? Evet. Ah, hop 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 hop. Bana da geldi, bana da geldi. Allah! Derya kuzusu bunlar. Bak 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 bak. Hoppa! Salayım mı bunları? Hayır hayır. Bunları Betüş teyzeme götürelim. Hep beraber yeriz. İyi fikir. Ne oldu bize böyle? Birdenbire babamın nasıl bu kadar yaşlandığını, kaç yaşıma geldiğimi anlamam lazım. Babamdan uzaklaşıp uzaklaşmaz anneanneme gitmek zorundayım. Anneanne! Anneanne! Efendim kızım. Orada her şey yolunda mı? Sanırım biri babamı ve beni sihirledi. Yalnız seni mi? Hepimizi sihirlemiş. Herkes değişmiş, herkes yaşlanmış. 2024 yılına gelmişiz. Ne? Derhal zamanı durduralım o zaman. Kim olduğunu bulalım. Hayır Toprak. Zamanı durdurmadan bunu kimin yaptığını bulacağız. Perihan teyze ile Periliçe şatolarından herkesi izliyorlar şimdi. Er ya da geç bu kimse ortaya çıkacak. Bu sihri kim yapmış anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü her şey normal görünüyor. Madem herkes sihirlenmiş, ben de sizin nasıl göründüğünüzü merak ediyorum. Hemen bir kopyamı bırakıp geliyorum. Fıstık gibi olmuşsun Toprak. Sen de fena sayılmazsın. Olduk işte böyle. Olmayaydık. Bu sihri kim yaptıysa zamanı geri almalı. Böyle oyun olur mu canım? Yapanı bir bulsam, Periliçe'den önce ben vereceğim cezasını. Deden. Anneanne. Anneanneciğim. Anneanneciğim. Yok, hayır.
Bu işi kesinlikle Dudu yapmış olamaz. Sizinle aynı fikirdeyim Perilcem. Hatta bu sihri kim yaptıysa Dudu'ya çok iyi bir ders oldu diye bile düşünüyorum. Çünkü zamanı geri aldığımızda bir daha boyundan büyük sihirler yapamayacak kadar acı çekti. Sadık'a torun ne kadar yakışmış. Evet, dede olsa havalara uçar herhalde. Gün gelince o da olur elbet. Zamanı geriye aldığımızda 2024 yılına kadar neler olacağını kim bilebilir? Perilcem, dikkatinizi Firuzelerin evine çekmek istiyorum. Zeytin'i izler misiniz ben lütfen? Çıkıyorum. Çıkıyor musun? Aa, kitaplarını almamışsın. Nerede kitapların? Kitaplar. Kitaplarımı mı? Niye ki? Yavrum provaya gitmiyor musun sen? Provaya mı gidiyorum? Ha evet haklısın. Unutmuşum. Alayım. Bak bu kız okumaktan uykusunu alamıyor. Bundan sonra da böyle boş boş bakıyor bana. Aa, ben oyunculuk mu okuyorum acaba? Tiyatrocu mu olacağım? Önce bir Efecan'ı göreyim, sonra da sihirli aynadan bakayım hangi okulda okuyorum, okulum nerede? Ya kendim hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne acayip. Zeytin'in peri sesini duyuyor musun Perihan? Hayır, siz? Hayır, ben de duymuyorum. Perilicem, bir perinin peri sesini ancak ne zaman duyamayız? Ancak diğer periler sesini duymasın diye koruma sihri yaptığında. Farkındayım baba. Şu halimi görmüyor musun? Bunu sen yaptın değil mi? Hayır. Çok tuhaf doğrusu. Ablam, Perihan, Betüş, Çilek... hatta Periliçe bile bunu kimin yaptığını bilmiyor. Hep ben de mesela üniversiteye gidiyormuşum. Okulum neresi onu bile bilmiyorum. Bak kızım, bu sihri kim yaptıysa ve zamanı kim ileriye aldıysa... bunun cezası çok büyük. Bunu biliyorsun değil mi? Yani bunu yapan çok zeki biri. Sihirli aynadan Periliçe dahil hiç kimse bunu kimin yaptığını bir türlü anlayamadı. Kendini bu kadar gizleyen birinin kim olduğunu çok merak ettim doğrusu. Niye bana öyle şüpheli şüpheli bakıyorsun baba? Dünyada bu saydıklarından geriye bir peri ben mi kalıyorum? Belki hiç aklımıza gelmeyen başka bir perinin işi. Öyle olsun bakalım. Peki sen hala görevde misin? Yoksa doğmuş musun artık eve? Uyandığımda evdeydim. Annenle uyuyorduk. Sonra bakkala diye çıktım, olayları izledim ve seni bekledim. Zeytin, bak güzel kızım. Sana son kez soruyorum. Bunu yapan sen değilsin, öyle değil mi? Seni hayal kırıklığına uğratacağım sanırım. Peki. Sence Zeytin doğru mu söylüyor Perihan? Perilicem, eğer doğru söylemiyorsa çok iyi rol yapıyor. Evet. Gözümüzü ondan ayırmamakta fayda var. Size katılıyorum Perilicem. Dudu, Betüş, kızlar Zeytin'i takibi alın. Yoksa onun işi mi? Gerçekten baba, bana inan. Bak, okulum varmış benim. Ben gideyim artık. Ben senin yerine baktım. Mimar Sinan'da tiyatro bölümünde okuyorsun. Ne güzel. Görüşürüz. Ben geldim. Şişt, sakın çaktırma. Tam sağındayım. Çıkabilir misin? Dışarıda buluşalım. Evetse kulağına dokun. Dışarıda bekliyorum. Ben biraz yürüyüşe çıkayım. Aa, oğlum daha yeni geldin ya. Yorgunsun. Biraz dinlen, uyu. Ondan sonra gidersin. Aa, burada mı kalacak? He? Ya.
burada kalsın şey diyorum yani kalsın diye dedim. Kalsana. Öyle canım annemle kalacağım. Biraz yürüyüp geleyim. Öğleden sonra anneme geçerim. E tamam canım selam söyle diyeceğim ama biraz tuhaf olacak tabii. Yani. Tamam oğlum. Paran var mı? Var baba sağ ol. Tamam. Hadi kendine iyi bak. Tamam. Hadi bay bay. Zeyno. Ha? Sen Efecan'dan rahatsız mı oluyorsun? Ay Avniciğim. Ay ne alakası var? Sen de her hafta aynı şeyi soruyorsun. Sen bilmiyor musun ben Efecan'ı ne kadar çok seviyorum? Ya senin oğlum benim oğlum. Ya yani... Yani Avniciğim benim de haftada bir gün tatilim var yani. Hani sabahın köründe kalkıyoruz. Böyle ayaklarımı uzatıp biraz hani rahat etmek istiyorum yani. Hani sevmediğimden, istemediğimden değil. Tamam Zeyno'cum. Tamam anlaşıldı. Durum anlaşıldı. Tamam. Efecan'la konuşurum. Bundan sonra bir hafta geldiğinde önce annesine gider sabah. Öğleden sonra bize gelir. Ondan sonraki hafta önce sabah bize gelir. Sonra annesine gider. Tamam mı? Anlaştık. Kapış. Ay tamam. Sen de hemen yanlış sinirleniyorsun ya. Yanlış anlıyorsun. Tamam sinirlenmiyorum ya. Ya bu zaten bize gelmiyor ki bu çocuk. Bu Zeytin'e geliyor. Genç adam. Anne. Ya idare edeceğiz. Ay okulu bitse de evlenseler kurtulsak yani. Gerçi o kız ünlü bir oyuncu falan olursa kesin senin oğlunu bırakır ama. Ah maşallah. Ajda pek. Efecan bana mı aşık olmuş? Olamaz. O benim sadece arkadaşım. Acaba o da mı zamanın geçtiğine şaşkın? Yoksa altından kendi parmağı çıkacak diye mi pişman? Sanırım onun peri sesini duymasak da birazdan her şeyi anlayacağız. Ya bak, neredesin? Kapının Efecan geliyor. Burada bekliyordum. Farkında mısın? Sözümü tuttum. Zamanı ileri aldım. Nasıl yani? Aynı zamandayız. Ya daha düne kadar 5 yaşındaydık ya. Hani sana yarın sabah 10'da 18 yaşına geleceğiz dedim. Çok komiksin. Çok tuhaf. Benden ve perilerden başka hiç kimse zamanın ileri gittiğinin farkında değil. Bana neden öyle uzak uzak bakıyorsun? Özlemedin mi beni? Hiç sarılmadın. Ya daha seni dün gördüm. 5 yaşındayız diyorum ya. Ya hakikaten 5 yaşındaymış gibi konuşuyorsun. Sarılsana. Seni çok özledim. Periler aşkına. Ne yaptım ben böyle? Neler olmuş? Sen nereden geldin? Biri sana sihir falan mı yaptı? Hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi bakıyorsun. Efecan, ben zamanı ileri aldım. Ve 5 yaşımdan bu hale gelene kadar neler oldu bilmiyorum. Ya şimdi ben Ankara'dayım ya. Hani siyasal bilimler okuyorum. Alo, hatırlamıyor musun? Hayır. Sen ciddisin. Evet. Yani bu olanların hiçbiri gerçek değil. Zamanla oynadım. Bunu düzeltmek zorundayım. Çok özledim ya ben kızımızı. Ben de çok özledim. Ne yaptı acaba? Bilmiyorum da inşallah üzmemişlerdir. Bunlar da kim böyle? Cem abi ne habersiniz? İyi, sizden ne haber? Zeytin, sen bizimkilere mi geldin? Cem abi? Şimdi? Ece mi? Tuğçe mi? Başkası mı? Zeytin, iyi misin? Şeyin ne var? Ha, bugün biraz kafası karışık da. Bak, özelse sormayalım. Ama anlatmak istersen dinleriz. Çabuk olun ama. Kızımızı dedesiyle babaannesine bıraktık dün gece. Çok özledik. Kızınızı mı? Aşkına, ben ne yaptım? Olamaz, ben ne yaptım? Of, ne yaptım ya? Of! Perişem, kusura bakmayın, rahatsız etmek istemezdim ama neler oluyor? Gel Ali'cim, gel de kızının marifetlerini gör. Gökyüzüne gidelim. Ben Zeytin'i oraya getireceğim. Bak sen şu küçük şeytana! Ah!
anne. Anne yapma, bırak. Peri'nin çalma cezasını verecek zaten. Hadi gökyüzüne gidelim, yürüyün. Evet Zeytin, savunmanı yap bakalım. Ben sadece büyüyüp dışarı çıkabilelim diye o sihri yaptım. Affedin. Ben büyüyünce Efecan bana aşık olsun istemiyorum. O halde zamanın olduğu gibi akmasına izin vereceksin Zeytinciğim. Her şey olduğu andan ileri alırsan o zamanın geleceğini görürsün. Bir dakika, bir dakika, nasıl yani? Efecan benim kızıma mı aşık olacak? Kendisine sihirler yapan bir peri kızına hangi çocuk aşık olmaz? Öyleyse abimin yanındaki kız da Ece. Ama Ece olsa asla kızının adını Tuğçe koyamazdı. O zaman abim Tuğçe'yi mi seviyor? Ah, evet. Cezalardan ceza beğen küçük peri. Birazdan zamanı sabah 5:50'ye alacağız. Ve her şey olması gerektiği gibi yaşanacak. Sen 5 yaşında olacaksın. Herkes eski haline dönecek. Evet. Sana nasıl bir ceza vermeli? Acaba sihirlerini mi elinden almalı? Yoksa babanı görevinde daha uzun süre mi tutmalı? Olmaz. Seni yaz okuluna yollamamalı. Veya Efecan'la oynamayasın diye onu annesiyle uzun bir tatile mi yollamalı? Hayır, istemiyorum hiçbirini. Ya da hepsini birden verirsek belki daha çabuk akıllanırsın ha? Hayır, hayır, hayır. Evet. Hep beraber bu sabah 5:50'ye dönüyoruz. Zaman geriye aksın.